Olay Televizyonu ekranlarından herkese mutlu günler. Hayatın tadı başladı. Efendim bugün günlerden Perşembe ve bugün bu stüdyoda sağlığı konuşacağız. Diyetisyen Gözden Başarır bizimle birlikte olacak. Bugünkü konularımız tip 2 ve obezite olacak ve yine her zaman olduğu gibi sağlıklı beslenme üzerine konuşacağız. Emre'nin bugün için çok özel bir tarifi var efendim. Şimdi mutfak. Bugünkü menümüzde vişneli sarma var. Çok havalı. Evet. Osmanlı mutfağında hem yaprak sarmasını hem böyle lahana sarmalarını, Trakya bölgesinde de yine öyle, vişne suyuyla ve vişne tanesiyle pişirirlermiş. Nar kullanan bölge de var. Lahana tam zamanı zaten bir antioksidan. Bolca da bulunuyor artık. Zaten Bursa mutfağında da önemli bir yeri var. Herkes yapıyordur. Bugün biraz daha geleneksel bir metotla yapacağız. Çok böyle işlenmiş yağlar değil, böyle saf bir zeytinyağıyla pişireceğiz. Vişne taneleriyle pişireceğiz, vişne suyuyla pişireceğiz. İçinde yine fıstığın, kuş üzümünün ve tarçının olduğu bir iç harcı hazırlayacağız. Bulgurla da deneyebilirler. Ben biraz daha modernize ettim. Pirinçle yaptım. Önceden tabii ki bulgurla yapılıyormuş. Ama ben hep bizim evde de pirinçle yapıldığını gördüm. Yani pirinç aslında sarmanın asimile edildiği anlamına geliyor. Sarmalar buğday ve bulgurla yapılır. Bütün dolma, bulgur tabii, yani. Tabii. Zaten Osmanlı'da bir tabir var, daha önce de söylemiştim. Buğdayla koyun, gerisi oyun diye Mevacığım. Hep buğday ve bulgur, yani buğday kullanırlarmış. Biz bugün biraz daha günümüze uyarladık, modernize ettik ve pirinçle pişireceğiz. Yine hasuta tatlısı var bugün. Hasutayı da daha önce Tarih Kokan Yemekler'de de yapmıştım. Erzurum mutfağının muhteşem, kolay ve harika bir tatlısı. Onu da yine nişasta, un, şeker ve tereyağından oluşan bir karışımla birkaç dakika içerisinde oluşan bir tatlı. Erzurum yöresinde izleyenler bilir, bayağı yoğun yapılır ve böyle anlık size uğrayan konuklarınıza bir helva tarzı aslında. Nişastayla yapılan bir un helvası gibi düşün. Biraz daha pişirme tekniği başka. Cevizli yapacağız yine onu. Ben onu bugün ilk defa tatacağım. Hasutayı mı? Evet, daha önce hiç yememiştim. Anladım. Yönetmenimizin annesi yaparmış. Evet, o zaman yani sen cevizli, hem de yabancı değilsin. Yayından sonra hep beraber yiyeceğiz. Sarma da çok lezzetli olur ama işte sarması çok zahmetli onun. Yani tekniği güzel bildikten sonra zahmetli. Tekniği bildikten sonra aslında basit. Dikkat etmemiz gereken başka şeyler var. Şimdi bu lahanayı kaynar suda 3-4 dakika haşladıktan sonra şu taraftaki damarları biraz daha yumuşayacak. Biz o damarlarını kırıp içe doğru sararsak çok daha kolay olmuş olacak. Onun dışında haşladıktan hemen sonra başka bir yerde soğutmak yerine hemen sıcak sudan alıp doğrudan soğuk suyun içerisine koyarsak bu sefer vitaminlerini de kaybetmemiş olacak. Besin değerlerini kaybetmemiş olacak. Bu da çok önemli bir olay sebzeler için. Yani sıcak sudan haşlayıp soğuk suda şoklama olayı çok daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Öyle denerlerse çok daha iyi olur. Daha önce vişnelisini yemiştim. Bolu'da yemiştim. Yaprak sarması mı, lahana mı? Yaprak sarmasıydı o. Yaprağı galiba daha yoğun yaparlar çünkü. Evet, Bolu'da böyle butik özel bir yerdeydi. Yoldan geçerken uğradık. Çok enteresan gelmişti. Çok hoşuma gitti ama çok lezzetli oluyor tabii. Lezzetlidir. Bu vişne limon yerine mi? Yani biraz daha ekşi o fruktozu verdikten sonra aslında içindeki işte taneleriyle fıstıkla özleşsin diye vişne kullanırlar. Tabii aroması da çok önemli. Bir de kan yapıyor biliyorsun vişne. Onun için bolca kullanmışlar vişneyi. Şimdi ceviz de olunca, vişne de olunca biraz daha böyle zengin de duruyor tabakta, evet, değil mi? Yani zaten çam fıstığı dediğimiz dolmalık fıstık olayı çok pahalı, dolmalık fıstık.
Biraz masraflı bir yemek. Onu hani kullanmaya da bilirler ama kullanırlarsa zaten lezzet ikiye katlanıyor. Çok daha keyifli oluyor. Yani güzel olan her şey zahmetli, bir de masraflı. Şimdi Kesinlikle. malzemesi bol, yapmak için çok fazla zamana ihtiyacınız var. Çok fazla emek harcamanız gerekiyor. Ama belki böyle günlük hayatımızda değilse de işte annelerimizin de yaptığı gibi böyle bayramlarda, seyranlarda, özel günlerde özellikle bu vişneli tarifi denerseniz inşallah ben de deneyeceğim. Çok Yani daha havalı olur ha. konuklarınızı şaşırtmak adına, sizin de mutfakta bir prestijinizin artması adına sizi ziyaret eden insanların içinde bence etkili bir tarif. Harikasın. Öyleyse sana kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sarma kısmında sana yardım edebilirim. Yani çok hakim Yani değilim ama bizim mutfakta da çok pişer. O süper. yüzden böyle arada parmak boyutunda Olabilir. sararım Çağırırım. yani. Tamam, okey. Tamam. Pekala, İyi kolay yayınlar. gelsin Sağ ol. Emre'cim sana. Teşekkür Efendim, ederim. hayatın tadı başladı. Diyetisyen Gözden Başarır bugün bizimle birlikte. Hoş geldin. Hoş buldum. Ne var ne Nasılsın? yok? İyiyim, teşekkür ederim. Sizinle birlikte olmaktan dolayı mutluyum. Ya sabah sen de erken kalktın Evet. dolayısıyla. Bugün biraz da erken geldin. Peki nasıl sabah erken uyanmak? Normalde çok erken uyanır mısın? Erken uyanıyorum gerçekten ama tabii buraya gelmek için biraz daha erken uyanmak gerekiyor Değil yani, mi? evet. Dolayısıyla keyifli de oluyor, güzel de oluyor. Çünkü sabahın enerjisini seviyorum ben. Gelirken de 7 ile 8 arasında Mahmut'u dinleyerek geldim. O da çok keyifliydi. Güldüm, eğlendim. Değil mi? İnsan böyle güne daha mutlu ve enerjik Evet, başlıyor. olay Bir de radyo. gündemden de bir haber olmuş Aynen, gündemden. oluyoruz. Trafiği dinlediğim için ona kendimi koşullandırarak çıkmış oldum. Ne kadar sıkışacağını tahmin etmiş oldum. Ondan sonra gibi gibi. Tabii biliyorsun sabah trafiği çok yoğun oluyor. Gerçekten Evet. inanılmaz yoğun oluyor. Ve alışması zor. Ben daha erken çıkınca daha sakin olur diye düşünüyorum ama daha erken çıkınca daha da yoğun olduğunu fark ettim. Değil mi? Bir de öyle bir Evet. şey var, ayar var yani Normal ama geldiğimden 1 saat kadar daha erken çıkmış oldum ve daha da yoğundu. Gerçekten şaşırdım açıkçası. olsun, hoş geldin. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Emre'yi de seni de görmek çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Bizim için de öyle. Bugün konuşacağımız konular tip 2 diyabet ve obezite. Değil mi? Evet. Tip Nedir 2 tip diyabet 2 ve obeziteden belirtileri? bahsedip birazcık da bu hastalıkların tedavi sürecinde, beslenme tedavisi sürecinde posa kaynaklarını fazla almamız gerektiğinden hemen şeyi veriyorum, ipucunu veriyorum. Postadan da biraz bahsedeceğiz. Tip 2 diyabetten hemen başlayabiliriz eğer sen de istersen. Tip 2 diyabet çünkü çok sık görülen bir rahatsızlık. Hakikaten totalde şeker hastalığı biliyorsun. Tip 2 diyabet sonradan birazdan açıklamasını yapacağım. Ama şeker hastalığının bir cinsi ve tüm şeker hastalıklarının içerisinde %90'ını tip 2 diyabet oluşturuyor. Dolayısıyla da hani gerçekten ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Hani görülme sıklığı yüksek olan bir hastalıktan bahsediyoruz. O yüzden de tip 2 diyabetten bahsetmeyi uygun buldum bugün için. Teşekkür ederiz. Yani konu sağlık olunca ve sağlıklı beslenmek olunca aslında hepimizin ilgisini çekiyor. Hepimiz dinliyoruz. Fakat uygulamaya geldiğinde la 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 hepimizde böyle bir üzerine yatma durumu var. Yani işte sağlıklı beslenelim, yemeğimize dikkat edelim, içtiklerimize dikkat edelim. Ama işte göz göze geldiğimizde hafif üzerine yatıyoruz. Ama bunları konuşmakta fayda var. En azından bilelim. Çünkü bir gün uyumazsak, hani o gün enerjiyi bulamazsak kendimizde zinde olmaya ve doğru beslenmeye, ertesi gün kendimizi daha iyi hissettiğimizde daha iyi dikkat ediyoruz. Bir de böyle bir Şöyle. şey var. Benim ruh halime göre değişiyor biliyor musun? Günlük beslenme Günlük durumun. beslenme durumum ve işte o disiplinim daha doğrusu. Yani Tabii hayat disiplinim. belki biraz o günkü yorgunluğun işte ne bileyim gribal bir enfeksiyon geçiriyor olabilirsin. Çok üşümüş olabilirsin gibi bunlar da beslenme durumunu etkiliyor. Vücut kendini her koşula göre bir şekilde iyi tutmaya çalışıyor aslında. İşte çok stresliyken, çok üşümüşken, çok şöyleyken, böyleyken gibi vücut hepsine karşı bir önlem alıyor.
Bu önlemlerden biri de var galiba. Yönetmenimiz bunlardan biri. Her şartta yiyorum diyor da şimdi. Mutlaka vücudun kendine göre bir dengesi vardır. O da onun farkında değildir ama vücut mutlaka kendini koruyacak dengeyi bulur bir şekilde. O yüzden de yeme beslenme durumu da değişebilir. Günden güne açlık ve tokluk da değişebilir. Senin değişiyor mu günden güne? Dediğim gibi hani bu vücudun biraz ihtiyacıyla alakalı bir şey. Hani ben ya da bir başkası gibi değil, herkesin vücuduna değişir. Eğer ihtiyaç doğuyorsa vücut o ihtiyacı karşılamak ister kesinlikle. Yani eğer enerji açığı oluştuysa enerjiyi daha fazla almak ister. Demir yetersizliği olduysa demiri daha fazla almak ister gibi mutlaka ona göre bir şey geliştirir. Kendini koruma yöntemi geliştirir. Şimdi aklıma gelmişken şunu da sormak istiyorum. Peki hani şöyle bir şey var ya, canımızın çektiği şeyi vücut istiyor demek ki. Yani ama tabii bunu, avuculardan bahsediyorum. Evet. Bunları algılamayalım. Canımızın çektiği şeyi istiyor mu? Öyle değil tam olarak. Canımız bir şeyleri daha fazla yemek isteyebilir. Mesela diyelim ki, nereden örnek verebilirim diye düşünüyorum. Yoğun enerji açığı oluştuğu zamanlarda kişiler enerjiyi en iyi alacağı, eğer bugüne kadar tanımladığı şey çikolataysa, ondan sonra ya da enerji alımını, sonuçta alışkanlıklar da, kültürel aktarım da işin içine devreye giriyor. Dolayısıyla zihnin onu nasıl tanımladığıyla da alakalı. Yani eğer makarna çok seven bir insansa makarnayı daha çok yeme ihtiyacı duyabilir enerji açığını gidermek için. Normalde vücut günlük 2000 kalori harcıyorsa ve bu dönemde çok yoğun spor yaptı ve günde 2200 kalori harcadıysa, o 200 kalori enerji açığını bir şekilde vücudun toplaması lazım ki yıkım oluşmasın vücutta. Çünkü metabolizma dediğimiz şey yapım ve yıkımdan oluşur. Yapım olduğu kadar, ya da yıkım olduğu kadar yapım olmak zorundadır vücutta her anlamda. Her mekanizma için, biyokimyasal her tepkime için. Yıkım varsa yapım vardır, yapım varsa yıkım vardır. O yüzden vücut bu dengeyi hep tutmaya çalışır. O 200 kalorilik enerji açığını da bir şekilde toparlaması lazım. Bunu kimi insan çikolatayla toparlar, kimi insan abur cubur yiyerek toparlar, kimi insan işte bir tabak daha etli türlü yiyerek toparlar. Ama biraz alışkanlık burada devreye giriyor tabii ki. Peki öyleyse konumuza başlayalım. Biz bugün tip 2 diyabetin belirtilerini konuşacağız. Sonrasında da belki tip 1, tip 2 diyabet farkıyla devam ederiz. Evet, biraz da en azından bilinçlenme de olsun tip 1 ve tip 2'den de bahsederek diye düşünüyorum. Tip 2 diyabet dediğim gibi toplam şeker hastalıklarının %90'ının oluşturan bir diyabet şekli, cinsi. Diyabet şeker hastalığı demek biliyorsunuz ve ikiye ayrılıyor. Hem birinci tip, tip 1, ikinci tip, tip 2. Birinci tip çocuklukta başlayan ve insülinin yetersizliğiyle ortaya çıkan bir cins, ama tip 2 diyabet daha 30'lu yaşlardan sonra başlayan, yaşam tarzı değişikliğiyle çok paralel giden bir hastalık. Yani insülinin yetersiz olması sadece değil, salınan insülinin vücudun yeterli kullanamaması söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla da tip 2 diyabet biraz daha sonradan gelişen, insülinin kullanılamaması nedeniyle gelişen ve 30 yaş sonrasında gelişen, toplam diyabetlerin %90'ını içeren bir diyabet cinsi. Niye özetledim sonra? Tamamdır. Parantezi kapattım. Tip 1, tip 2 diyabet farkından bahsettin mi konuşmanın hemen içinde? Tekrar bir üzerinden geçeyim istersen. Tip 1 diyabet çocukluk döneminde başlar. Mesela çok küçük yaştayken, daha doğumsaldır, daha genetik aktarımlıdır. İnsülin salınımı yoktur ya da çok çok azdır. Dolayısıyla da dışarıdan insülin vurulması gerekir. İnsüline bağımlı diyabet tip 1, insüline bağımlı olmayan diyabet tip 2 diyabet diye geçer. Peki daha ziyade tip 2 diyabetlere, diyabet hastalığına kimler yakalanıyor? Genelde 30 yaş üstündeki kişiler, sedanter dediğimiz yani fiziksel aktivitesi az olan kişiler, kardiyovasküler hastalık geçmişi olan, kalp ve damar hastalıklarıyla ilgili bir geçmişi olan kişiler, tiroid hastalığı geçmişi olan kişiler, ailede şeker hastalığı görülen kişiler, daha bu tip 2 diyabete yakalanmaya daha yatkındırlar. Ailede varsa? Ailede varsa, yaşımız 30'un üzerindeyse, daha önce bir kalp damar hastalığı geçirdiysek, kardiyovasküler hastalık, tiroid rahatsızlığı geçirdiysek ve çok yaşam tarzı değişikliği, hızlı bir kilo artışı mesela söz konusuysa, obez bireylerde çok sıklıkla tip 2 diyabet görülür. Kilosu yüksek olan kişilerde. Artı fiziksel aktivitemiz çok azsa.
Peki başka hastalıklara da sebep oluyor mu? Tabii tip 2 diyabet başladıktan sonra aslında vücutta tamamen domino taşı etkisi gibi. Şeker çok ana bir mekanizma. Şekerin dengesinin bozulması, kan şeker dengesinin bozulması. Bu farklı başka karbonhidrat metabolizma hastalıkları da ilerleyebilir. Başka birçok mekanizmanın da bozulması neden oluyor. Yine damar sağlığımız ve kalp sağlığımız etkileyebiliyor en temelde. Dolayısıyla tip 2 diyabette mutlaka ve mutlaka hani önden, yani başladığı gibi tip 2 diyabette önlem almaya başlamak lazım. Beslenme tarzını kişinin değiştirmesi lazım. Mutlaka. Zaten bir rahatsızlık başladığında, yani baş gösterdiğinde birçok şeyi de etkiliyor değil mi? Genelde bu böyle. Dolayısıyla tip 2'nin de sebep olduğu birçok rahatsızlık evet. var. Hatta başka bir veri vereceğim. Yanımda da getirmiştim. Onu da hemen okuyayım böyle vesilesiyle. Diyabet rahatsızlığı tüm dünyada sadece Türkiye'de değil çok hızlı artan bir rahatsızlık. Tip 2 diyabet özellikle. 2013 verilerine göre diyabet dünyada 2013 verilerine göre bu 2009'da 285 milyon kişi tip 2 diyabetliymiş. Daha doğrusu diyabetliymiş. Total diyabetli sayısını söylüyorum. 2013 yılında 382 milyon kişi. 2030 için beklenense 482 milyon kişinin şeker hastalığına yakalanması. Yani ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Bu kadar yoğunluğu yüksek bir hastalığın tedavisinin de çok böyle hızlı oluyor olmasını bekliyoruz ama ne yazık ki öyle değil. Çünkü çok kişiye kalan bir tedavi şekli var. Yani sadece bir ilaç içmekle geçmiyor. Kişi kendi hayatında değişiklik yaratması gerektiği için tip 1 ya da tip 2 fark etmez. Diyabetin çözümü biraz daha zor. Peki nasıl koruyacağız kendimizi? Öyle öncesinde alınacak biraz, tedbirler vesaire gibi bir şeyimiz var. Aslında var. Var kesinlikle var ama biraz belirtilerinden bahsedeyim istersen Mevacığım. Genelde şeker hastalığı şu belirtileri verir. Kişi sık idrara çıkma isteği içerisindedir. Çok susar. Onun haricinde çok açlık hissi hisseder. Bu üçü özellikle varsa kişinin şeker hastalığından bir nebze şüphelenmesini bekleriz. Bir yandan da hani böyle çok şeyde duyarsın, cilt yaralarının iyileşmesiyle ilgili de sıkıntı yaşar şeker hastaları. Yaraları zor iyileşir. Hiç duymuş muydun Mema? Daha önce duymamıştım. Mesela ayaklarında yaralar oluşur, diyabetik ayak denir. Ondan sonra kapanmayan yaralar şeker hastalığının çok temel şeylerinden biridir, belirtilerinden biridir. Yine açlık hissi, sık idrara çıkma, çok susama ve kapanmayan yaralar varsa eğer mutlaka şeker hastalığından şüphelenebilirler. Korunmak için ne yapacağız peki? Hemen bir yudum su içiyorum öncelikle. Tamam, suyunu iç. Yani elbette ki korunmak için su mu içiyoruz? Harikasın. Yönetmenden geldi ilk soru. Korunmak için su mu içiyoruz? Göstererek anlatayım. Bir şey söyleyeceğim. Aslında korunmak için değil, her zaman su içelim diyerek yönetmenimize buradan su içmenin önemini bahsetmek istiyorum. Aslında ne kadar küçük bir ayrıntı değil mi? Su içmek yani ciddi baş ağrılarının sebeplerinden biri gün içerisindeki az su tüketimi. Ben de çok yaşıyorum. Kuru cilt problemlerinin en önemli sebeplerinden biri az su tüketmek. Çok belki güzel, de çok, çok sık açlık hissinin sebeplerinden biri aynı zamanda öyle değil mi? Açlık ve susuzluk o kadar birbirine benzeyen aslında istekler ki kişiler genelde aç olduklarını düşündüğü sırada vücut aslında su içme isteği içerisinde de olabiliyor. Susuzluk hissiyle çok benzerdir ve dolayısıyla da mutlaka zaten diyet yaparken özellikle zayıflama diyetlerinde kişilere hep şunu söyleriz. Acıktığınızı hissettiğiniz anda önce bir bardak su için mutlaka. Sonra ben içiyorum evet. biliyordum. Evet. Ben de sen onu içerken biliyoruz ama yine de yani günde tabii kilomuza göre değişiyor değil mi? Yani ortalama 2 litre su içme durumumuz. İçiyor evet, muyuz? Tabii kilomuza göre değişir. Yani seninle Emre'nin su içme ihtiyacı aynı değil. Ya da yönetmenimiz Mustafa'nın. dolayısıyla sen günde 1,5 litre kadar içsen yeterli olabilirken Emre'nin 2 litrenin altında düşmesini tercih ederiz. Bir de Emre tabii şimdi işi gereği bütün gün mutfakta ve mutfakta. Onu söyleyecektim. Yani sıcakta belki ocağın özellikle sıcak havalarda çok daha zor olur. Emre sen daha fazla su içme ihtiyacı hissediyor musun? Yani biz mutfakta günde nereden baksan 3 damacana su bitiriyoruz. 7-8 kişi sürekli zaten damacana önümüzde ve doldurup doldurup içiyoruz. Çünkü 200 derece ateş
ve sürekli önünde bir enerji kaybediyoruz. Hı hı. Su içmesek zaten çalışamayız yani, ama bolca tüketiyoruz. Süper. Diyette olduktan sonra daha çok su tüketmeye başladım ben. Günde 2 litrelere falan çıkıyor. Evet, ama evet. Bazen ben 2 gün su içmeyi unutuyordum yani. Hani başım çok ağrıyordu ve su içtikten sonra geçiyordu. Aa, ben su içmemişim diye aklıma geliyordu. Bir de öyle bir zaman geçirdim. Tabii susuzluk çok baş ağrısı yapan bir şey. Evet, yani aslında bazılarımız biliyoruz bunu. Bazılarımız da bilmiyoruz. Ama bilen de bilmeyen de içmiyoruz herhalde o kadar çok su. Aslında herkes için çok öyle diyemeyiz. Çoğu insan da içiyor güzel su. Ben gelen kişilerden birazcık hani örnekleyebiliyorum ondan sonra. Ama genelde yoğun çalışma hayatı içinde olan insanlar suyu çok unutuyor. Çünkü o anda vakti yok. Ya da çok su içtiğinde daha sık tuvalete gitmek zorunda kalacağını düşünüyor. Ve dolayısıyla da biraz daha az su içeyim bari diye düşünebiliyor. Dışarıda çalışıyorsa kişi, mesela senin muhabirlik döneminden düşündüğün zaman şeydeyken, makyaj odasındayken konuşmuştuk. Hiç su içecek vakit bile olmuyordu demiştin mesela. Evet. Şimdi tekrar devam edeceğiz bu konuya ama bir telefonumuz var. Tamam. Hatice Yayla arıyor bizi Gaziantep'ten. Sanıyorum tip 2 ile ilgili bir sorunuz var. Dinliyoruz efendim, buyurun. İyi günler, günaydın, hayırlı sabahlar hocam. Teşekkürler. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Su içiyordum. Hocam ben bir sorum var. Kızım diyabet 2 hastası olduğunu öğrendik yaklaşık 6 aydan uzun bir süredir. Ne yapabiliriz acaba? Kızınız kaç yaşında? 3 yaşında. 3 yaşında şeker hastası olduğunu öğrendiniz değil mi? Nerede? Evet. Endokrinoloji bölümüne, çocuk endokrinoloji bölümüne gittiniz değil mi? Evet. Gen tahlili yapıldı, geni de çıktı. Modi 2 diyabet hastası olduğunu öğrendik. Ne yapabiliriz acaba? Şöyle, yaşı çok küçük olduğu için şu anda en temelde yapmanız gereken doktorunuzun yolunda gitmek. Çok bu o yaş için, 3 yaş için çok bir şey söylemek doğru olmaz. Görmeden ve tanımadan. Ama doktorunuzun, özellikle de bir üniversite hastanesine eğer gidiyorsanız çok daha iyi olacaktır. Hem endokrinoloji bölümü takip ederken hem de bir yandan diyetisyen de takibine girmiş olur. Tek tek yediklerini takip ederek bir yorum yapmak lazım. Açıkçası o yüzden çok böyle net bir şey söyleyemedim size. Böyle ekrandan. Ama temel olarak en temelde yapmanız gerekenler şu anda bir miktar şekerden uzak durmak. Özellikle ona dikkat edin ki şekeri çok hızlıca yükselmesin. Ama dediğim gibi yine doktorunuzun yolunda ilerleyin. Ne diyorsa tam zamanında kontrollere gidin. Sakın aksatmayın. Çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz Hatice Yerli. Efendim sorularınız varsa bize ulaşabilirsiniz. Canlı yayında diyetisyen Gözden Başarır sorularınızı yanıtlayacaktır. Ben bu arada tabii ki söylemeyi unuttum. Eğer kişiler telefon numarasında bırakırsa çok yayındayken uzun uzadıya konuşma şansımız yok. Alamıyorum bilgileri doğal olarak Mevacığım. Hani yaşını, boyunu, kilosunu hesaplama yapmak gerekiyor. Hani bunları çok öğrenme şansım olamıyor ama telefonlarını bırakırlarsa hemen arkadan program çıkışında onları arayabilirim. Yani zaten şu anda yönetmenimiz de gelen telefon numaralarını kaydediyor. Olur da belki yayına bağlanmak istemiyorsunuzdur. Yine arayıp numaranızı alıp bırakırsanız daha sonra yayından sonra da iletişim halinde oluruz. Evet. Var mı başka eklemek istediğin bir şey yoksa? Biraz şuna değineceğim. Şeker hastalığı ile ilgili. Şeker hastalığı çok sinsi bir hastalıktır. Yani ilerlediğini ve hücrelerinize ne kadar zarar verdiğini anladığınızda iş işten çok geçmiş olur. O yüzden de şeker hastalığında neyse ya benim o kadar da kötü değil aslında. Tahlilini yaptırdım. Hani çok da yüksek değilmiş gibi düşünmeyin. Eğer sınırın biraz bile üzerine çıkıyorsa ve tip 2 diyabet tanısını aldıysanız artık dikkat etmek zorundasınız. Çünkü ne kadar ilerlediğini kesinlikle bilemezsiniz zaman içerisinde ve dolayısıyla böbreklerinize, göz sinirlerinize çok ciddi sıkıntılar yaratabilir. Çok ciddi hasarlar verebilir hücresel boyutta ve yine kapanmayan yaralar çok derin yaralar oluşturabilir bacakta, ayakta ve bu ayağın ya da bacağın ampute edilmesine kadar da yani o kaybetmeye kadar da giden yollar bunlar. O yüzden de mutlaka ve mutlaka hani dikkatli olmak lazım. Tedavi tanı aldıktan hemen sonra tedaviye başlamak lazım.
Ayrıca ölümlü de bir hastalıktır. Onu da söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Biz şeker hastalığını çok duyduğumuz için sürekli, hani herkes çok duyduğu için artık bunun çok kolay bir hastalık olduğunu düşünür hale geldiler. Fakat kesinlikle öyle değil. Şeker hastalığı aynı zamanda ölümlü ya da ölümlü hastalıklara neden olan bir hastalıktır. Mesela bir kansere neden olabilir gibi. Dolayısıyla da mutlaka ve mutlaka bu anlamda tanı aldıktan sonra en hızlı şekilde tedavisine geçmek durumunda kişiler. Yani dikkat etmemiz gerekiyor, kendimizi ihmal etmememiz gerekiyor. En başta söylememiz gereken şey bu. Yine bir telefonumuz var. Yurda Gül Türk Yılmaz telefon attığımızda. Efendim hoş geldiniz, buyurun. Duyabiliyor musunuz bizi? Ben topuk şekerin hangi sınırda, yani en son sınır hangisi olmasını soracağım. Yaşınız kaç acaba? 65. Anladım. Normalde tokluk şekeri 140'ın üzerine çıkmasını istemeyiz. Fakat tek başına açlık ya da tokluk diye bir değerlendirme yok. Yurda Gül Hanım. Bunun haricinde son 3 ayın verisini veren hemoglobin A1C dediğimiz bir değer var. Siz bunları ölçtürüyor musunuz ya da ölçtürüyorsanız nasıl çıktı değerleriniz? İsterseniz onu da paylaşabilirsiniz bizimle. Ölçtürüyorum. 179, işte 150, bazen 130, 136. Peki bu dediğim ikinci değeri hiç ölçtürdünüz mü hemoglobin A1C'nizi? Efendim? Hemoglobin A1C diye bir değeriniz ölçüldü mü hiç? Evet, evet. Kaç çıktığını hatırlıyor musunuz? Ölçüldü. Ama kaç çıktığını vallahi hatırlamıyorsunuz. Vallahi hatırlamıyorum. Evet, tamam. İsterseniz telefonunuzu bırakırsanız sonra daha ayrıntılı konuşabiliriz. Ama normalde standart 140'ın üzerine çıkmaması gerektiği sorunuzun cevabı. Teşekkür ederiz Yurda Gül Hanım yayınımıza katıldığınız için. Şimdi en son nerede kalmıştık telefonlardan önce? Ben şundan bahsediyordum Meva'cığım. Tip 2 diyabet ya da yani diyabet hastalıklarının tamamı aslında ihmale gelmez. İhmale tamam. Gelmez ve başka ölümcül hastalıklara da neden olabilir. Kanser gibi demiştim en son. Bunun haricinde yine kalp damar hastalıklarına neden olabilir. Bunu biraz daha önce de söylemiştim. Böyle. Dolayısıyla da hani dikkatli olmak lazım. Tanı aldığı anda kişi mutlaka tedaviye başlaması şart. Peki şimdi bir de işin kilo boyutu var. Evet. Obeziteyle bağlantısını konuşalım. Sonra konuşalım. Da obeziteye geçelim istersen. Şöyle tip 2 diyabette aslında biraz beslenme tedavisinden de bahsetmek lazım. Yani bu şeker hastalığında nasıl bir beslenme şekli uygulamak lazım? Aslında çok temel bir soru. Burada eğer beslenme şeklinize gerçekten dikkat ediyorsanız, hatta böyle bir cümle vardır. Şeker hastası olan kişiler normaline göre daha bile uzun yaşar diye, eğer dikkat ediyorsa ve şekerin üzerine soktuysa. Çünkü değil mi, sağlıklı bir insanın dikkat etmediği kadar dikkat etmek durumunda kalıyor bütün beslenmesine ve hayatına. Bu da aslında bir anda işleri tersine çeviriyor. Tabii. Doğal olarak da biz aslında şeker hastalığının beslenme tedavisinde hedeflerimizin en başında kişiyi ideal kiloda tutmak, ideal kiloda değilse bile ideal kiloya indirmek, kişinin kan şekerini ideal sınırlar içerisinde tutmak bizim en temel iki hedefimiz. Bu iki hedefi karşılayan beslenme tedavisi de şu: önce kişinin şeker hastalığına kaç kiloyla, şeker hastası olduğuna bakmak lazım. Eğer kişi yüksek kilodaysa, ideal kilosunun çok üzerindeyse mutlaka bir zayıflama programını almak gerekiyor. Zayıflama programında da tabii ki normalde alması gerekenden bir miktar daha az enerji vermek durumundayız. Bunun haricinde obezite, hemen buradan bir giriş yapacağım. Tabii ki doğal olarak şunu biliyoruz ki obez olan kişilerde şeker hastalığının görülme sıklığı daha yüksek. Dolayısıyla obeziteyi aslında tek başına çözümleyebildiğimizde belki şeker hastalığının görülme sıklığını da azaltacağız. O yüzden hani ikisini aynı anda beslenme tedavisiyle ilgili bilgiler vermek istiyorum. Birincisi, sabah uyanır uyanmaz kahvaltı etmek çok önemli. Gerçekten çok önemli. Bugün kahvaltı ettiniz mi sevgili Hayatın Tadı ekibi acaba? Geçen sefer kahvaltı etmemiştiniz. Ben bu sabah kahvaltı etmedim ama bir soda içtim sabah. Bir litre kadar su içtim. Bir de bisküvi yedim. Burada. Kahvaltı etmedim. Emre sen ettin mi kahvaltı? Ben 2 tane yumurtamı yedim. Vay. 50 süper. Gram kadar lor peyniri yedim. Süper. 15 tane tuzsuz zeytin yedim. Bir dilim çavdar ekmeği yedim. Çok küçük bir küp de tereyağı yedim.
Gerçekten çok ben muhteşem. Ben bunu artık şey ama standarta oturttum. Her sabah 7'de her sabah. Bunu yapıyorum. Saat 7'de. Evet. Kaçta uyanıyorsun Emre? Sabah 5-5.30 gibi uyanıyorum. Anlıyorum. Gayet güzel. Demek ki ne yapıyoruz? Ekip arkadaşlarımızı kahvaltı etmeye alıştırıyoruz. Evet. Bir sonraki perşembe geldiğimde Meva eğer kahvaltı etmediyse Meva'yı burada artık bilmiyorum bir şekilde cezalandırmamız gerekiyor Emre. Ya hafta içi ne yazık ki kahvaltı edemiyorum ama hafta sonu kahvaltı ediyorum. Hatta böyle eşim hazırlıyor bazen bazı sabahlar sağ olsun. Onu da buradan sıkıştırıyor. Ama hafta içi böyle bisküvi var mı? İşte bir şeyler var mı? Böyle aranıyorum kedi gibi. Hafta içi benim biraz fena. Zor ama olur. Aslında hiç zor değil. Sadece bununla ilgili bir hazırlık içerisinde olmadığın için. Ya da hani bunu yapmak yoluna girmediğin için diye düşünüyorum. Biraz sıkıştırıyorum burada seni. Yani akşamdan mesela hemen şöyle bir dilim ekmeğin üzerine peynirini koyup sandviç gibi kapatsan ya da iki dilim ekmeğin arasında bir sandviç yapıp streçlesen sabah bisküvi aramak yerine onu yesen. Aslında kahvaltıdan kastımız belki bu kadar. Ya da seviyorsan küçük bir kutu süt yanına almak gibi. Akşamdan hazırlama fikri çok güzel. Evet. Evet. bu çok iyi. Belki bu biraz daha işleri kolaylaştırır. Evet. Aynı zamanda mesela o iki dilim ekmeğin arasında peynir zaten koymak çok iyi. Protein açısından. Aynı zamanda belki biraz salça da sürülebilir. Çünkü kış aylarında çok domates kullanamayacağız ama domates de çok önemli kansere karşı koruyucu maddeler içeriyor. Dolayısıyla salça sürmek çok iyi olur. Peyniri, ya da böyle domatesli soslar, soslar var. Da olabilir. Hemen böyle kapatıyorsun, streçliyorsun, sabah çıkarken alıyorsun yanına. Ben bugün mesela öyle yaptım çok erken kalktığım için. Çok da keyifli. Yolda gelirken yiye yiye gelebilirsin. Çok hemen iyi. Bir kahvaltı önerisiyle konumuza geri dönüyoruz. Konumuza geri dönelim. Harika, bu iyi oldu. Bu belki de kurtarıcı olur sabahları. Sevgili izleyiciler. Ben bir sonraki perşembe geldim ve ben yine sıkıştırıyor olacağım. Belki o zaman kahvaltı yapmış olacağım. yani kahvaltı etmek gerçekten çok önemli. Çünkü vücut herhangi bir enerji almadan enerji harcamasını bekliyor oluyoruz. Ve dolayısıyla vücut isyan ediyor. Hani ben bu enerjiyi harcayacağım ama bir şey yok yani neyi harcayayım depolarımdan kullanmam gerekiyor diyor. Ya da gerçekten bir yetersizlik oluşturduğu için başka sorunlar neden oluyor ve kan şekeri dengesini çok ciddi şekilde bozuyor sabah kahvaltı etmemek. Sabah düzenli kahvaltı eden kişilerin şeker hastalığına yakalanma riski çok daha az. O yüzden eğer şeker hastalığına yakalandıysanız ya da kilonuz yüksekse ya da herhangi başka bir nedenle sağlıklı yaşamak istiyorsanız mutlaka kahvaltıya dikkat ediyoruz. Kahvaltıyı burada Emre'ye de hem bir şey de olsun istiyorum, buradan bilgi de vermek istiyorum. Şimdi sabah 5.30'da uyanıp mesela Emre örneğinden gidiyoruz. 7'de kahvaltı ettiğimiz zaman 1.5 saat uzun bir ara oluşturuyor. Belki hani şöyle bir şey yapılabilir. Sabah uyanır uyanmaz dediğim gibi bir bardak süt, hani süt içmek çok pratik olduğu için bir bardak süt içip çıkılıp sonra bir saat sonra da kahvaltıyı yapabildiğimiz yerde kahvaltıyı etmek olabilir. Ama vücut yine o uzunca bir süreyi uyandıktan sonra aç geçirmemesine dikkat etmemiz gerekiyor. Ya da uyanır uyanmaz ceviz, badem, fındık gibi gıdalar tüketilebilir. Leblebi ile beraber mesela. Böyle şeyler de olabilir ama mutlaka bir şey yememiz şart. Hem zayıflamak için hem kan şekeri dengemizi düzgün tutmak için. Bunun haricinde 3 tane ana öğünden bahsediyoruz. Sabah, öğlen ve akşam. Bunlar bizim olmazsa olmazımız zaten. Mutlaka yaklaşık 5 saatte bir gibi ana bir öğün yemek. Sabah mesela 7'de kahvaltı yapan bir insanın 12 gibi 1-12-1 arasında bir öğlen yemeği yemesi. Yine akşam yaklaşık 6-7 aralığında bir akşam yemeği yemesini isteriz. Fakat eğer kişi mesela otomotiv sanayini düşünelim. Bursa bir sanayi cenneti ve kişiler çok erken sabah uyanıp işe gidip çok da geç dönebiliyorlar. Dolayısıyla akşam yemeği saati çok uzayabiliyor. 8-9'u bulabiliyor. Böyle durumlar içinde arada yiyebilecekleri birazcık daha kan şeker dengesini iyi tutan mesela meyveli kefirler, işte peynir, ekmek, tost hani gibi eğer süre çok uzayacaksa daha dolu bir ara öğün tüketmelerini tavsiye ediyoruz. Bu tekrar başa döneyim. 3 tane ana öğünümüz vardı. Sabah, öğlen ve akşam. Bu 3 ana öğün olmazsa olmaz. Bir de bunların arasını dolduran küçük öğünler olmasını istiyoruz. Bir meyve yemek gibi, kuru meyve yemek gibi, yine fındık, ceviz, badem, leblebi yemek gibi, galeta, kraker, senin dediğin gibi bisküvi. Bunlar ara öğün olarak kullanılabilirler. Süt, yoğurt, ayran bunların hepsi olur. Ama eğer süre çok uzayacaksa, iki tane ana öğünün arası çok uzayacaksa da biraz daha yoğun tost yemek gibi bir ara öğünü de tercih edebilirler. Bunu yaptıklarında kan şekeri dengesi çok daha iyi gider ve şeker hastalığı yaşayan kişilerin tedavi süreci çok daha kolaylaşır.
Peki şimdi bir de şöyle bir şey var. Bu obezite diyoruz. Bu aşırı kilo tabii kişiden kişiye de değişiyordur herhalde tahmin ediyorum ama eşiği nedir onun? Kaç kilodan sonra obez? Yani bu insan obez diyebiliyoruz. Şöyle obezite dediğimiz beden kitle indeksiyle alakadar bir veri. Beden kitle indeksi nedir diyeceksiniz şimdi hemen. Söylüyorum. Beden kitle indeksi kilomuzun boyumuzun karesine bölünmesiyle oluşan bir veri. Bu değer eğer 30'un üzerindeyse o zaman kişinin artık obezite sorunu başlamıştır. Ekrandaki herkes de şu anda yapabilir, hesaplayabilir. Kilomuz varsayalım ki 60 kiloda kişi ve 1.60 boyunda. 60 bölü 1.6'nın karesi size obezite sınırına gelip gelmediğinizi gösteren diye değerdir. Eğer bu hesaplamanın sonucu 20 ile 25 arasında çıkıyorsa siz ideal kilodasınız. Ama bu hesaplamanın sonucu 27'nin üzerinde çıkıyorsa artık siz hastalıklar oluşturacak bir kiloya gelmişsiniz. Artık 30'un üzerinde çıkıyorsa artık siz obezite sınırına gelmişsiniz. Hele ki 35 ya da 40'lar gibi değerler çıkıyorsa morbid obezite ya da çok ağır obezite dediğimiz başka bir boyuta geçmiş oluyor. Var mı öyle vakaların Bursa'da? Tabii ki. Gelen kişilerin birçoğu beden kitle indeksi 30'un üzerinde olan kişiler genelde. Dolayısıyla da hani çözümlenemiyor değil, çözümleniyor tabii ki. Sonuçta istikrarlı bir şekilde beslen programına devam ettiğinde kişiler kilo veriyorlar ve beden kitle indeksleri de düşüyor. Ama obezite dediğimiz şey beden kitle indeksinin 30'un üzerinde olmasıyla başlıyor. Aklıma bir şey daha geldi Mevacığım. Konudan konuya atlıyormuşum gibi olmadı. Sen sormadan hemen yakaladım gibi oldu ama. Tip 2 diyabetlilerde özellikle şeyi de konuşmak istiyorum aslında beslenme tedavisinde. Neden posalı beslenmeleri gerekiyor? Çok önemli. Posalı beslenmeleri gerektiğini bir kere daha vurgulamak gerekiyor. Yani mesela ekmeklerini beyaz ekmek değil, tam buğday, tam tahıl ya da çavdar gibi daha posa içeriği yüksek ekmeklerden tercih etmeleri. Neden posa bu kadar önemli? Makarnalarını mesela yine tam buğday makarna, kepekli pirinç, ondan sonra ya da mesela posa kaynağı olan diğer yiyecekler, sebze ve meyveler, onları daha fazla tüketmeleri. Yine posa kaynağı olan yulaf çok önemli bir posa kaynağı. Beta-glukan dediğimiz çok önemli bir madde içeriyor ve kan şekerini dengeliyor. Bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Eğer posalı beslenirlerse yedikleri yiyeceklerin kana geçiş hızını yani glisemik indeks dediğimiz değerini düşürürler. Dolayısıyla da şeker hastalığının seyrinde tedavisinde çok önemli bir noktaya değinmiş olurlar. O yüzden sadece düzenli bir öğün tüketmek değil, hani sabah öğün akşam düzenli yiyordur kişi ama beyaz ekmek, pirinç, makarna gibi hep böyle posasız ve kan şekerini hızla yükselten yiyecekler tercih ediyordur. Bir işimize yaramıyor. Ama tam tahıl, tam buğday, çavdar, yulaf gibi posa içerikleri, sebze, meyve gibi posa içeriklerini çok kullanıyorsa kişi şeker hastalığı çok daha çabuk çözümleniyor. Aslında bu posa dediğin şey mesela meyvelerin suyunu sıkıyoruz. Ve o kalan kısım posa. Posa. Evet. Şimdi ben sadece bunu biliyorum. Diğerlerini ve başka hangi besinlerde var onları çok iyi bilmiyorum. Ama biz genelde suyunu içiyoruz ve o posaları çöpe atıyoruz. Hani esas vitamin kabuğundadır esprisiyle biraz yakın bu galiba birbirine. Evet. Posalar daha sağlıklı. Kesinlikle daha sağlıklı. Vitamin kabuğundadır. Kabukta da posa miktarı daha yoğundur bu arada. Meyvelerin özellikle. O yüzden kabuğu daha... Evet. Yani posa miktarını arttırmak çok iyi bir şey. Normalde Mevacı mesela senin de aynı şekilde ya da Emre'nin de benim de hepimizin posa miktarı yüksek beslenmemiz gerekiyor. Eğer kansere yakalanmak istemiyorsak, eğer şeker hastalığına yakalanmak istemiyorsak, kalp ve damar hastalıklarına bunlar kronik hastalıklar. Eskiden kronik hastalıklar değil daha akut hastalıklar yüzünden insanlar ölürken enfeksiyonlar, ondan sonra işte bilinmeyen virüsler vesaire vesaire gibi nedenlerle insanlar ölürken artık çağımız kronik hastalıklardan ölüm çağı. Yani bu tarz kanser, şeker, kalp damar hastalığı, karaciğer hastalıkları gibi. O yüzden biz kendimizi bunlardan organlarımızın yağlanmasından korumak, kilo almaktan korumak durumundayız ve dolayısıyla posalı beslenmemiz gerekiyor. Aynı zamanda posa bağırsak sağlığımız için çok önemli. Bağırsaklarımızın sağlığı için yine posalı beslenmemiz o bağırsakların içerisindeki bakterilerin doğru
üremesini, o topluluğun doğru çoğalmasını sağlıyor. Bu da yine bizim hastalıklardan korunmamızı sağlıyor. Bağışıklık sistemimizi kuvvetlendiriyor. O yüzden posa sadece meyvenin, o sıktığımızda portakalın o kalan lifi değil, tüm sebze ve meyveler, ekmekler, tahıllar yine posa içeriyor. Hepsinden kullanmaya çalışalım. Şimdi obeziteyi ve posayı ve sağlıklı beslenmeyi tekrar konuşacağız ama şimdi kısa bir araya ihtiyacımız var. Aranın ardından buradayız. Hayatın tadına devam ediyoruz. Mutfaktayız. Programımızın ikinci yarısında diyetisyen Gözden Başarır'la sohbetimiz devam edecek. Ama şimdi Emre'nin yanındayız. Emre nasıl gidiyor? İyi. Sarmaya devam ediyorum. Neredeyse bitirmek üzereyim. Sarmak ister misin? Ya deneyeyim mi? Kendime pek güvenemedim şimdi. Bence yapabilirsin. Ben tamam. İçinde doldurayım. Tamam, şöyle çevireceğim. Evet. Hayır, meva doldursun hepsini diye kulağıma bağıran bir yönetmen var. Çok çok centilmensin abi, sağ ol. Pekala, üstesinden gelebileceğimi düşünüyorum. Biraz daha koyabilirsin. Biraz daha. Tamamdır. Yalnız çok havalı. Süper. İçinde bunun bir sürü malzeme yani tarçın, var. Tarçın, dolmalık fıstık, kuş üzümü. Kenarlardan katla istersen. Onu biliyorum. O kadarını bile. Şimdi geç kaldın ama. Önce daha mı erken? Evet. Ama çok yamuluyor diye ben o zaman şey çok daha rahat sararsın. Tam bir aç istersen. Bir şöyle saniye. Şuraları kapat. Baştan. Evet. Tamam. Biz şimdi evde hani böyle sarmışlığım var tabii, canlı yayında sarmadığım için bu kadar stresi olmuyordum. Böyle bir iki döndürdükten sonra katlıyordum ben hep. Şimdi çok daha iyi saracaksın. Böyle daha mı iyi? Bak bu iyi bir teknik. Hala evet. Gördünüz mü? Bundan sonra böyle yapalım. Ben ama tabii hep yancı olduğum için böyle destek elemanı. O yüzden çok hakim değilim. Şurayı koparayım mı? Yok, kalsın, ziyan olmasın. Düzgün saramayınca sıçım lahanaya bulan meyve. Şöyle göstereyim. Ha? Nasıl? Süper oldu. Gerçekten çok iyi oldu. Bak Mehmet abi diyor ki onu işaretleyin. Meyvanın yaptığını yemeyelim. Hiç de çiğ köfteye benzemedi Mustafa abi. Gayet güzel oldu. Bir tane daha saracağım. Onu dur. Da sen seç o zaman. Gidip kendime en makul, kendime kolay bir yaprak seçtim ki kolay olsun. Bu yeterli değil mi? Yeterli. Bak az çok anlıyorum. Gene mi geç kaldım? Önce yanları bak, yönetmen uyarıyor. Ama burası böyle kapak şey katlı ya, ben onu yönetmene için de sardırmamız lazım esas. Ama o yapar. Bence Mustafa abi yapar gayet iyi. O becerikli iyi. Canım. Onun becerikli. Bir de yöresi itibariyle mutfakları da geniş. Hamara terkeğimdir diyor. Çok hoştun. Bak bu da güzel oldu. Evet. Ama burası açık oldu. O iyice sıkıştırırsan şuraya tamam. Açılmaz. Ya da şöyle şurada küçük bir parça varsa. Eskiden yamalı pantolonlar vardı biliyorsun. Ya işte ama bak çözdüm, yamalı boca. Hayır, biraz yanına koydum hani buradan yamaladık ya. Kaynarken yani dökülmesin diye böyle. Teşekkürler. Süpersin, eline sağlık. Valla fena değilmişim Emre, yardıma ihtiyacın olursa yapabilirim. Bundan sonra bol bol sarma yapacağız. Yani tabii şunu söylemek istiyorum, reklam arasında ellerimi yıkadım. Süper. Ama tırnaklarım uzun ve ojeli. Yani yemek yaparken tabii ki de biraz daha hijyen olması açısından tırnaklarımızı kesmemiz ya da hani olmuyorsa bile, istemiyorsak bile bir eldiven takmamız daha doğru olur. Aslında şimdi eldiven, ya elimiz temiz olduktan sonra eldivene pek ihtiyaç yok. Çünkü o lateks bir kimyasal. Çok da önerilmiyor açıkçası mutfakta eldiven kullanmak. Tırnaklarda oje varken yemek yapmak nasıl bir şey? Yani zaten evde genel olarak sürekli canlı yayında yemek yapmadıkları için tırnakları ojesiz ve ellerini yıkıyordur ev hanımları. Şu an biz avlandık diyelim. Evet. Yönetmenimizin baskılarıyla evet. Hazırlıksız yakalandık ama olsun, benim için heyecanlı ve güzel bir deneyim oldu. Yani ellerimizi temiz yıkadıktan sonra, tırnaklarımızı da kestikten sonra zaten o lateks pek önerilmiyor yani.
Pekala Emre, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Yorulursan nasıl iyi yardımcı gerçekten iyi bir yardımcıymışsın. Bundan sonra çağıracağım seni. Önce tereddüt ediyordum. Gerçekten o yüzden mi çağırmıyorsun? Ben her yayında söylüyorum, Emre yardıma ihtiyacın olursa şov. Ya hiç adam çağırmıyor yani. Ben söylüyorum çağırmıyor bu yüzden. Çok iyiymiş gerçekten. Çağıracağım artık. İyi, harika, süpersin. O zaman sana kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hemen ne yaptığımı kısa bir anlatmak istiyorum. Lahana, listeyi de verelim. Lahana yapraklarını haştan kaynayan suda, bir miktar kaynayan suya tuz koydum. Çok da parçalanmasın diye. Onları 3-4 dakika kadar kaynar suyun içerisinde haşladıktan sonra hemen alır almaz soğuk suyun içerisine koydum. Besin değerleri kaybolmasın diye. Yani besin değerleri sıcaklığı devam ettiği zaman kaybolacağı için soğuk suyla bir şok uyguladım. Ve besin değerlerini koruduk lahanaların. İç harcı için de bir soğanın yarısını küçük küçük doğradım. Yani ince küpler halinde doğradım. Bir miktar zeytinyağında dolmalık fıstıkla beraber kavurdum. Daha sonra önceden ısladığım pirinci de ilave ettim. Bir miktar kavurduktan sonra kuş üzümlerini koydum. Kuş üzümlerinin sıcağın etkisiyle açıldığını gördükten sonra karabiber, tuz ve tarçınını ekledim. Bir su bardağı, 1,5 su bardağı kadar da suyla pişirdim. Şimdi dolduruyorum. Birazdan zaten nasıl pişireceğimi de izleyenlerimiz görecekler. Emre, ben yerime geçtim. Sana kolay gelsin. Teşekkür ederim. Tekrar söylüyorum. Yardıma ihtiyacın olursa beni çağırabilirsin. Artık korkusuzca çağıracağım. Pekala. Reklam arası bitti. Şimdi devam ediyoruz sohbetimize. Nasıl, evet. Güzel sardın mı? Çok güzel sardın Neva'cığım bence. Gayet. Keyifliydi izlemek. Lahana sarması da çok güzel olur. Lahana bu arada posa içeren bir besindir. Tam isabet. Aynen. Benim de sen sararken aklıma şöyle bir kendi notlarımı gözden geçirdim. Atladığımız bir şey var mı anlatırken diye. Aklıma çok önemli bir şey geldi. Hemen onu söylemek istiyorum. Buyur. Hem genel olarak birinci bölümde anlattıklarımızı şöyle bir ufak toparlayayım istersen. Hem de yeni bulduğum ve söylemek istediğim şeyleri geleyim. Tamam. Şimdi biz ilk bölümde biraz tip 2 diyabetten konuyu açtık. Fakat totaldeki tüm şeker hastalıklarından da bahsettik. Tip 2 diyabetin sıklığının ne kadar arttığını ve tanı konduktan sonra tedavinin, sürecinin ne kadar önemli olduğunu, tedavinin en büyük kısmını sağlıklı beslenmenin ve ideal kiloda olmanın kapsadığını anlattık. Buradan biraz obeziteye geçtik. Obezite çünkü gerçekten çok sık görülen fakat tam olarak önemini kavrayamadığımız bir hastalık. Obezitenin beden kitle indeksiyle bağlantılı olduğunu ve beden kitle indeksi 30'un üzerinde olan kişilere obez denildiğinden bahsettik. Ve bu iki hastalığın ortak noktasının sağlıklı beslenme posa alımı olduğundan bahsettik. Sağlıklı beslenme deyince ne yapmamız gerekiyordu? Sabah, öğlen, akşam düzenli yemek yememiz, kahvaltısız güne kesinlikle başlamamız. Burada mevayı sıkıştırdık. Ondan sonra ara öğünlerde posa içeren gıdalar, meyveler mesela özellikle tüketmemizin çok iyi olacağından bahsettik. Ve bunun haricinde de yine tam tahıl, tam buğday, çavdar gibi ya da makarnalarda yine tam tahıl makarna, pirinç de kepekli pirinç gibi ya da bulgur gibi yine tahıl miktar, yani bir nebze pirince göre daha yüksek posalı gıdaları tüketmemizin önemli olduğundan bahsettik. Ama senin sorununda bir tane eksik kaldı. Posadan bahsederken neler posa içeriyor demiştin. Sebze, meyve ve tahıllardan bahsettikten sonra kuru baklagilleri atladık. Kuru baklagiller çok iyi bir posa kaynağı. Gerçekten hem şeker hastalığı için hem obezite için işte böyle çok şeyler önemli. De sevilmez. Evet, böyle şeyler böyle de sevilmez. Şeyler de yenmez. Şimdi bir kuru fasulye, kendiler iyi insanlar bilir. Hep pazartesileri şirketlerde kuru fasulye çıkıyor. Hiç sevmiyorum diye. Hemen elinin tersiyle it veriyor ama haftada bir kere kuru baklagil çıkmasının her şirkette, özellikle çalışan insanlar için söylüyorum, çok büyük bir önemi olduğu için her hafta bir kere çıkartılıyor. Sanki şey gibi düşünülüyor her seferinde, daha ucuz olduğu için hep kullanılıyormuş gibi ama sağlıklı beslenmede yeri o kadar büyük ki her hafta bir kere mutlaka olması gerekiyor. Bir öğlen. Her hafta bir öğlen mutlaka olması gerekiyor. Aynı zamanda herkes evinde de çalışma hayatının yanı sıra evinde de haftada bir akşam yine kuru baklagil yapması gerekiyor. Kuru baklagilleri illa yemek olarak tüketmek zorunda değilsiniz. Salata olarak da tüketebilirsiniz. Piyazını yapabilirsiniz. Bu da olur. Piyaz çok harika bir fikir aslında. Fasulye, yani kuru fasulye yemeğini sevmeyenler için. Bir de mesela pirinç vesaire, hani pilav belki tüketmek istemiyoruz ama mesela Emre'nin yaptığı sarmanın içerisinde pilav ya da eskiden bulgurla yapılıyormuş bulgur. Belki bu besinleri böyle sarma gibi
ek malzeme olarak başka bir yemeğin içerisinde tüketebiliriz, öyle değil mi? Şöyle, eğer pirinç, bulgur ve makarnayı ya da erişteyi sık tüketirsek kilo kontrolümüzü zorlaştırabiliriz. Yoğun karbonhidrat aldığımız için. Ve bunlar böyle haşlayıp da yenilen şeyler de değil. Daha çok soslar ve yanına bir yemek ya da içine işte bir sos ya da bol miktarda yağ konularak yapılıyor. Dolayısıyla da hani kalorisi giderek daha artmış oluyor. Ama eğer mesela bunu bir lahana sarma olarak yersek, bir miktar sebzeyle karıştırmış olduğumuzdan aslında daha bilinçli, daha doğru bir şekilde yemiş oluyoruz. Yanına da mesela işte lahana sarması ve yoğurt şeklinde yendiğinde hem protein almış, hem sebzeyi almış, hem de pirinci de yemiş olmuş oluyoruz. Ama pirinci en azından daha zararsız haliyle, daha zararsız bir kombinasyon içerisinde tüketmiş oluyoruz. Bu anlamda evet, dediğin doğru Memacığım. Bir miktar daha iyi böyle tüketmek. Ya da mesela sebze yemeklerinin bazılarının içerisine biraz buluk ya da pirinç konulur. Onlardan çok sakınmasına gerek yok insanların. Bir miktar bunları yemek gerekli zaten. Ama doğru kombinasyon içerisinde. Bir de kurbaklagilleri eğer piyaz olarak yemek istemezlerse, hemen o konuya geri dönüyorum. Yine şey olarak da tüketebilirler. Bir öğün gibi mesela salataların içerisine haşlanmış nohut ya da börülce ya da barbunya, Meksika fasulyesi gibi kurbaklagilleri haşlayıp koyup içine aynı zamanda biraz da işte ceviz ya da zeytinyağı ekleyip hani böyle bir öğün de tüketebilirler. Yine mercimek çok güzel salataların içerisine. Güzel bir mercimek salatası yine yapılabilir. Ben de buradan o zaman Emre şefimize de şey yapıyorum. Böyle kurbaklagili salataları nasıl başka daha lezzetlendirebiliriz bilmiyorum ama belki bir ara sizden tüy alabiliriz Emre Bey. Peki. Emre şefim. Börülce çok kullanıyorum salatalarda. Çok keyifli oluyor mesela. Bir de kara buğday hediye kullanıyoruz salatamızda. O da güzel, evet. Roka ile birlikte. Daha çok çerezli falan kuru meyveli salatalar. Diyet menümüz de var bizim menüde. Tercih de ediliyor. İnsanlar seviyorlar yani. Kuru baklagilli salatalar özellikle son zamanlarda çok revaçta. Bu arada kara buğday, tahıl, makarna, pirinç, bulgur, bunların hepsi tahıl grubu. Benim bahsettiğim börülce gibi, mercimek gibi, kuru fasulye, nohut işte gibi kuru baklagiller. Özellikle tekrar hani Emre söylemişken aklıma geldiğinden tekrarlıyorum. Özellikle kuru baklagillerin posa içeriği çok çok iyi ve çok revaçta bu salatalar. Emre şefin de bahsettiği gibi. Bunları bu şekilde kullanabilirler. Çok da daha keyifli hale getirebilirler. Ben nohut hiç sevmiyorum ama ya. Salçalı leblebi. Yani yemeğini hakikaten yiyemiyorum. Ne yapacağız? Salatayla. Nohutlu pilav olunca yiyor musunuz acaba? Yok, nohutlu pilav. Yani nohutla aram pek iyi değil. Hani özellikle bir sevmezlik belki, hani nohutu sevmiyordur kişi ama mesela kuru fasulyeyi de seviyordur, börülceyi seviyordur, mercimeği seviyordur. Hani sevdiği bir kurbaklagile de yönelebilir. Sıkıntı yok. İlla tek bir çeşidini yemek zorunda kesinlikle değiliz. Ama kurbaklagillerden bir tanesini yemeye çalışmakta fayda var. Şimdi bu posa tüketimi özellikle niçin öneriliyor? Besin değerleri ve vitaminleri çok daha fazla. Biz tabii çok da genelde atlıyoruz işin orasını. O yüzden belirtiyorsun. Hangi besinlerde bulunduğunu söyledik. Bunların çeşitleri var mı? Posanın mı? Evet. Evet, posanın çeşitleri var. Çözünür ve çözünmez posalar diye geçiyor literatürde. Ama totalde hepsini aslında almamız gerekiyor. Yani toplamda bunların hepsi kuru baklagiller, sebzeler, meyveler, tam tahıl ürünleri, totalde posa içeren yiyecekler. Ve bunların hepsini gerçekten bir şekilde tüketmemiz gerekiyor. Yine kuru yemişler de bir miktar posa içerir. Onlar da yine tüketmekte fayda var. Posa gerçekten kolon kanseri için de çok önemli. Hani bunu biraz önce de posayı bağırsak sağlığıyla bağlantısı olduğundan bahsetmiştim ama direkt kolon kanseriyle de çok birebir bağlantısı var. Kolon kanserine yakalanmak adına da posa tüketimimizi yüksek tutmakta fayda var. Şimdi tekrar posadan bahsederiz. Ben şimdi şöyle bir notlarıma bakıyorum. Notlarımda bir soru var. Onu sormak istiyorum. Obezite ve metabolik sendrom ilişkisi nedir? Metabolik sendrom nedir? Evet, hemen metabolik sendroma geçiş yapalım buradan. Aynen. Ben bugün birazcık konuları böyle şey yaptım Mevacığım, hani sana. İzleyicilerimize de böyle biraz farklı farklı birkaç konuyu program boyunca konuşalım istedim. Hiçbirine çok uzun süre takılmadan. Metabolik sendrom, yani obezite deyince hemen metabolik sendrom da ardından geliyor. Ve çoğu kişi de bu problemi de yaşıyor. Sadece şişmanlamak ya da kilo almak gibi değil. Sağlıklarında çok ciddi başka bir dengenin bozulmasından bahsediyoruz. Yani hem tansiyonun çıkması, hem kan şekerindeki bozulma, hem de
cinsiyet hormonlarıyla ilgili bozulmalar hepsi kilo ile beraber geliyor ve bu bozulmaların toplamına metabolik sendrom da deniyor. Burada tek başına kilo almak değil, kilo almanın sonucu oluşan başka hastalıklardan bahsedilmiş oluyor. Dolayısıyla da aslında kilo vermeyi de bir yandan da metabolik sendrom oluştuktan sonra kilo vermek de zorlaşır hale geliyor. O yüzden bu ikisi bile çok girift ilişkili. O yüzden böyle bir konuya giriş yapmış bulunduk. Ben direkt neden girdiğimizi şöyle bir tanımlamakta fayda var. Aynen. Şimdi başlıyoruz. Ben hemen nedir? Burada şeyi söyleyeceğim. Tekrar şu yani metabolik sendromu biraz daha açmadan önce obezitenin sınıflandırılmasından biraz daha bahsetmek istiyorum. Biraz önce obezitenin 30'un üzerinde, beden kitle indeksi 30'un üzerindeyse obezite dedik ama diğer beden kitle indeksi sınıflandırmasından bahsedememiştik. Hemen söylüyorum. Eğer kişinin beden kitle indeksi 18,5'un altındaysa bu kişi aşırı zayıf, çok zayıf, bağışıklık sistemini bozacak derecede zayıflamış demektir. Normalin altında zayıf diyoruz. Eğer kişi 18,5 ile 24,9 arasındaysa yani 25 olmadan bu iki aralık bizim için normal aralık. Özellikle de 20 ile 25 aralığı çok ideal bir aralık. Fakat kişiler kendilerini diyelim ki beden kitle indeksleri 24 iken de kilolu hissedebiliyorlar. O hesaplamayı yaptıkları zaman anlayacaklar. O kişinin kendini öyle beğenmemesi ya da eskiden daha zayıftım, şu anda kiloluyum. Hani bu ayrı bir sınıflama. Bizim söylediğimiz hastalıklar açısından bir sınıflama. Bu arada karıştırılmasın diye tekrarlıyorum. Eğer kişi 25 ile 30 arasındaysa beden kitle indeksi kilolu. Eğer kişi 30'un üzerindeyse beden kitle indeksi şişman ya da obez sınıfına giriyor. Eğer 35'in üzerindeyse sınıf sınıf ayrılıyor artık obezite. Birinci sınıf, ikinci sınıf ve üçüncü sınıf olarak 40'ın üzerine kadar çıkabiliyor. Bunu tekrardan böyle bir üzerinden geçmekte fayda var. Çünkü dediğim gibi ekran başındaki kişiler de kendi kilosunu kilosunu boyunun karesine bölerek kendilerinin hangi sınıfa girdiğini de görsünler istiyorum bir yandan. Biz burada konuşurken. Peki söyledin sınıflandırmasını. Bir şey daha geldi aklıma Mevacığım. Senden böyle şeyleri kapıyormuşum gibi hissediyorum. Kusura bakmıyorsun. Yok ben bana kadar. Oradan aklımda, geliyor. Şey böyle istemsizce aklımda sıçrıyor çünkü konular. Ondan sonra... Ama yayın öncesi de böyle biz makyajla otururken Gözlem oturdu böyle kağıt kalem elinde. Hırkası da üzerinde. Öğrenci gibi böyle çalıştı orada. Notlarını hazırladı falan. Ben de sorularımı hazırladım ama sen tabii ben sormadan söylüyorsun. Şöyle bir şey var. Biz şuna çok dikkat ediyoruz açıkçası. Hani konuyu bilmek ayrı bir şey. Anlatmak bambaşka bir şey Meva gerçekten ve hani gerçekten böyle güzel bir programda bu kadar çok insana açık izleyebildiği bir programda ve hani bu kadar insan bu programı takip ederken bazı şeyleri anlatmak daha da zor geliyor. Yani şöyle zor gelmek değil, yanlış bir cümle kurmak istemiyorum. Çünkü insanlar söylenen bir cümleyi gerçekten çok kalıp olarak algılayabiliyorlar. Mesela bir dönem diyelim ki konudan konuya yine geçmiş bulunduk ama bir dönem diyelim ki işte şey deniyor. Öylesine söyleyeceğim. Yulaf çok sağlıklı deniyor. Herkes yulaf yemeye başlıyor bir anda. Ama kimin için sağlıklı? Ne durumda sağlıklı? Sağlıklı derken ne demek bu? Bak demin bir şey söyledin ya o çok hoşuma gitti. Şimdi bazen şu an tabii bazen yetişemiyorum o yüzden yapamıyorum ama bazı sabahlar bu kahvaltılık gevreklerden yiyorum sütle. Hani onu sordum Gözlem'e. Ara ara yiyorum diye. Onlardan yiyeceğim diye kilo alanlar oluyor Meva dedi. İşte bir bardak suyu 3 yemek kaşığı. Aa nasıl 3 yemek kaşığı ben onun yarısını yiyordum. O yettiğim miydi falan diye böyle anlattı. Aynen mesela. Biz de biraz bir oran bilmiyoruz biz. Bir ürüne diyet deyince aslında kavramları biz doğru anlatmıyoruz. Yani biz derken bence biz çoğu doğru insan anlamak istemiyoruz. Doğru anlatmadığını düşünüyorum. Bizim işimize de gelmiyor biraz açık söyleyeyim. Biz doğru anlamıyoruz. Biz daha biraz ziyade işimize de gelmiyor. Yiyoruz. Ama miktarları yani doğru mesajı vermek çok önemli. Oradan yola çıkarsak. O yüzden ben böyle birazcık hani evet program öncesinde çalışmıştım. Doğru söylüyorsun. Çok böyle titizleniyorum açıkçası bu programa. Süper. Hemen şeye geçeceğim. Obezite oluşumuna neden oluyor? Hani biraz o konudan da bahsetmek istiyorum. Obezite böyle sadece çok yedim aldım gibi bir şey değil. Hani çok yemek yedim ve aldım. Neden yedim? Hani biz bu soruyu soruyoruz. Neden yedin? Neden yedik? Sadece keyif. Mesela sen şu anda bir soru bu ya. Neden yedim? Ya da neden yedin?
Ama mesela Meva'cığım, şimdi sen oradaki o sorunun şeyini anlamak için çok kilolu olmak lazım ki, seni bildiğim yani ki uzun zamandır da takipçinim, çok kilolu olduğunu görmedim ama. Ama çok şey, iyi yiyorum. Mesela çok yüksek kilolar, beden kitle endeksi 30'un üzerine çıkmak başka birkaç neden içeriyor olabilir. Orada soru işareti başlıyor. Hani belki Emre şefim bu konuda birazcık daha şey olabilir. Çünkü gerçekten yüksek kiloları görüp de zayıfladığı için belki bizi o anlamda biraz daha şey yapar, birazdan katılır. Bu işin sadece yedimden ziyade psikolojik ve fizyolojik nedenleri var. Yani fizyolojik nedenlerin içerisinde kişi hakikaten vücudu kilo almasını gerektirecek bir problem oluşmuş olabilir. Tiroid bozukluğu oluşmuş olabilir, insülin bozukluğu oluşmuş olabilir, karbonhidrat metabolizm bozukluğu oluşmuş olabilir, D vitamini, B12, demir yetersizliği yaşıyor olabilir. Bunların hepsinde vücut kilo almak için iştah açar. Ve dolayısıyla sen kendini fark etmeden tekrar tekrar yiyor oluyorsun. Ya da mesela sigarayı bırakmak. Yayından önce yönetmenim Mustafa ile konuştuk. Onun kilo almasına da buradan atıfta bulunmak istiyorum. Ondan sonra neden kilo aldın Mustafa dedim. Ondan sonra kanı değiştirelim diyor. Ay çok hoşsun. Sigarayı bıraktığından bahsediyor. Mesela sigarayı bırakmak. Değiştirmeyeceğim. O konu değişmeyecek Mustafa. Bir sonraki gelişime kadar o kilolar verecek. Ardın ha diyor. Teşekkürler. Bak bana oradan iltifat ediyor ki konuyu değiştirmek için mücadeleye gireyim. Teşekkürler. Mesela güzel, böyle bir şey. Hani sigarayı bırakmak mesela. Vücutta çok ciddi fizyolojik değişikliklerin oluştuğu bir süreç ve iştahın çok arttığı bir süreç. Psikolojik süreçler de var Meva. Kişilerin birçoğu ne diyorlar biliyor musun? Nasıl kilo aldınız? Ne zaman kilo aldınız? Bilmiyorum diyor mesela. En son aynı kotu giydiğimde gayet rahat oluyordu. Bir sonraki giydiğimde olmuyordu. Yani arada 20 kilo almış mesela kişi. Farkında değil. O dönem kendini o yemek yemeyle aslında biraz rahatlatmış belki. Hani çok daha tabii ki başka programlarda psikoloji adına da bu psikoloji ve obezite adına ayrı ayrı programlar yaparız ama psikologlarla beraber. Fakat gerçekten bu işin psikolojik bir yanı da var. Yani sadece yaş, cinsiyet, etnik köken etkilemiyor. Fizyolojik ve psikolojik nedenler de etkiliyor. Ama tabii ki kültürel aktarım, kültürel yapımız. İşte diyelim ki Avrupa'da, Almanya'da bir insan bizim kadar çok pilav yemezken biz burada çok daha fazla yiyoruz. Aynen, yani. Aynen. Eğitim düzeyi etkiliyor. Tabii ki eğitim durumu etkiliyor. Ondan sonra kadın ya da erkek oluşu, cinsiyet etkiliyor tabii ki. Hormonlar etkiliyor gibi gibi birçok şey var etkileyen kilo almayı. Yani sadece ben yani kişilerden ricam şu. Kilo aldım. Yedim aldım diye düşünmeyip mutlaka bir uzmana gitmeleri, bir dahiliye doktoruna, ben son dönemde çok kilo aldım, genel bir kontrolden geçmek istiyorum demeleri gerektiğini ya da bir diyetisyene gidip bunun nedenlerini beraberce konuşmaları gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Şeyden bahsettik mi, daha çok kimler risk altında obezitede? Aslında böyle bir şey yok. Herkes risk altında. Herkes yani. Bazını tutamayan herkes. Cevabı bu. Ay çok acı. Ben buradan eğer şey varsa, hafif baktığınız varsa Emre Şef'e onu sormak istiyorum aslında. Kilo alırken nasıl aldı acaba? Ya da nasıl kilo vermeye karar verdi? İnsanlara ikram etmeden önce tadına baktım yaptıklarımına. Ben hayatım boyunca şişman bir adamdım. Bir yaşındayken 15 kiloymuşum. Oo. Tabii. Ailem de öyle aslında. Yani çok zayıf olduğumuz sayılamaz. Hepimiz iriyiz açıkçası. Ben uzun yıllar kilolu olmanın çok acısını yaşadım. Yani ben hayattan bıkmış durumdaydım. Yani istediğim hiçbir şey giyemiyordum. Her şey vitrindeydi. Hep vitrinde bakıyordum. İşte hep böyle tabiri caizse saçma giyiniyordum bana göre. Çünkü giyinemiyordum. İstediğim bedeni bulamıyordum. Ben 123 kiloydum çünkü. Bir 53 kilo kadar verdim. Ondan yani sonra 28 beden pantolon giymeye başladım. Ya 60 beden ceketlerden 40 beden ceketlere kadar düştüm yani. Çok yalnız evet. Gerçekten takdir edilesi bir azim. Ama mesela Meva aynen dediğim biraz önce dediğim mi doğruladı aslında. Sadece çok yemekle alakalı değil. Mesela doğuştan ben zaten hep kiloluydum diyor Emre. Hani sonradan bir anda almış bir durumu yok. Hep kilo gitmiş. Hani burada mesela sadece 7 denebilir mi yani? Hani denemez ki. Evet. Başka bir faktör var yani ve sen onunla savaştın. Kesinlikle öyle. Bütün o yılların alışkanlığıyla savaştı. Kolay da bir şey değil aslında. Zor da bir şey yani. Ben buradan böyle her programda insanlara sağlıklı beslenme hakkında birçok tüyo veriyorum ama işin biraz kendiyle
kendine yani karar vermekle çok ilgisi var. Emre'nin de söylediği gibi. Emre karar vermiş. O kıyafetleri giyemiyordum. İstediğim olmuyordu. Ondan sonra kilolu olmanın çok acısını çektim demiş ve karar vermiş. Çok önemli bir şey. Kesinlikle öyle. Yani sen yaşadın mı hiç öyle bir kaygı? Şöyle. Çok kilo alır mıyım kaygısına düştün mü hiç? Tabii tabii. Kesinlikle. Çok sık düşüyorum mesleğimin bu olmasından kaynaklı. Hemen burada ben şunu anlatacağım. Böyle programı da biraz konuyu da bölüyormuşuz gibi oldu ama keyifli bir konu. Benim ailem, annem Antakyalı. Ondan sonra ve gerçekten ben çok ziyafet sofralarının hazırlandığı bir ailede büyüdüm. Dolayısıyla da gerçekten çok şu anda hepsi gitti. De izliyorlardır tahminimce. Dolayısıyla da hani hep kilo almaya aslında yani bıraksan kendini o yemeklere tabii ki alabilirsin her daim. Her daim alabilirsin yani. Hani. Evet. Ama hep tabii ki dikkat ederek bir de annem sağ olsun hani bu çocukluktan da hep kilolu doğan çocuklarız. O yüzden de hep yıllar yılı annem de böyle biraz daha sağlıklı beslenelim. Kilolu olmayalım diye çok da çaba sarf etmiş. Kendi mutfak alışkanlıklarını çok değiştirmiş yani yıllar içerisinde. Sağ olsun onun faydasıyla biraz almadık ama ben de 2 kere kilo verdim. 2 kere 10'ar kilo verdim. Hani kolay süreçler olmadığını çok iyi biliyorum. Ama gerçekten belli bir rutine oturttuktan sonra, kafada o kararı verdikten sonra obezite çok çözümlü bir hastalık. Herkesin denemesi gerektiğine inanıyorum ben. Yani bir kere mutlaka denemeliler. Bir de işin şöyle bir boyutu var değil mi? Hareket ve spor. Tabii. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ben uzun zamandır yani programın ilk haftalarında uyku problemi yaşamadım ama sonlara doğru çok ciddi bir uyku problemi yaşamaya başladım. Yani çünkü gün içerisinde ben sabah erken kalkıyorum biraz dinleneyim gibi çok dikkat edemeyebiliyoruz o koşuşturmada. Dolayısıyla sabah erken uyanmakta çok zorlandım. Dün biz eşimle beraber Uludağ'a gittik öğleden sonra ve ben orada bayağı yürüyüş yaptım, nefes egzersizleri falan. O kadar iyi geldi ki bana sabah uyanırken. Çok rahat uyudum. Yani belki de çok bir şey yapmadım ama sadece biraz yürüyüş ve nefes egzersizi benim sabah uyanırken kriz yaşamamı engelledi. Gayet orada normal şöyle bir şekilde uyandım. Orada şöyle bir faktör de var. Fiziksel aktivite nefes alıp vermenin kalitesini etkiliyor zaten bir. Evet. İkincisi uyku düzeninin düzene girmiş olması, uykunun... belli miktarda uykunun her gün uyunabiliyor olması yine kilo kontrolünü çok olumlu yönde etkiliyor. Bu ikisi de çok hakikaten önemli. Senin anlattığın o şu anki hani rahat uyuyabildim. Aslında zayıflamada da kilo kontrolünde çok önemli bir faktör. Kesinlikle öyle. O yüzden ne yapacağız? Mümkün olduğunca hareket yapacağız, yürüyüş evet. yapacağız. Evet. Yani belki markete bile yürüyerek gidip gelmek gün içerisinde kar, ya da akşam kardır. Üzeri kardır değil mi? Tabii. Yani Dünya Sağlık Örgütü bu konuda şunu söylüyor. Her gün 30 dakika yürüyüş yapın. Her gün 30 dakika yeterli. Ama bunu her gün yapın diyor. Yani eğer bunu başarabiliyorsak gerçekten çok olumlu yönde bir değişim olmuş oluyor. Çünkü artık geçmiş yıllarda olduğu gibi çok hareketli yani işlerimizi hareketli yapamıyoruz. Bu programı ne kadar hareketli sunabiliriz? Zıplayarak sunamayız yani. Ama eskiden işte tarlada çalışmak ya da işte bir çamaşırı bile yıkamak ne kadar yorucu bir eylemmiş. Ama şu anda her şey hazır. Her şeyin makinesi var, her şeyin kolaylaştırılmış hali var. Bize artık o kadar az hareket düşüyor ki. Dolayısıyla da hastalıklar giderek artıyor. Fiziksel aktivite çok önemli bir şey. Gerçekten. Şimdi senin evinin iş yerine 3 dakika mesafede olması evet. aslında sabah belki de yürüyüş ya da ne bileyim bisiklet evet. kullanımın biraz daha senin için bloke etmiş oluyor çok yakın olduğu için. Sen nasıl değerlendiriyorsun sporsal aktivitelerini, yürüyüş yapar mısın? Evet yapıyorum. Şöyle... Gerçekten fiziksel aktiviteyi ben seviyorum. Çok geçmişte ortaokuldan itibaren hep bir spor geçmişim var. Daha doğrusu hatta ilkokuldan itibaren annemin sürekli beni şeye götürdüğünü hatırlıyorum. Yani tenis kursu, basketbol kursu vesaire böyle. Her yaz beni bir yerlere sürüklediğini hatırlıyorum. En sonunda ben de bir spor kulübünde, bilinen bir spor kulübünde yüzücü olarak
yüzdüm yani uzun yıllarca. Zaten altyapımda bir şey var, spora yatkınlık var. Dolayısıyla da hani zaman zaman yürüyüşe çıkıyorum, zaman zaman pilatese gidiyorum, reformer yapıyorum hani gibi. Şu anda tabii ki iş yoğunluğunda. Çok istiyorum ya, nasıl hevesleniyorum, o reformer kadar güzel ki. Çok keyifli. Seyretmek bile iyi geliyor tabii. Zumba yapabilir kişiler, zumba çok eğlenceli. Yani spor yapmak eğlenceli bir şey. Sadece o rutini tutturmak çok zor iş hayatı içerisinde. Ben de bunu ilk zamanlarda çok yaşadım. Mesela üniversitede ben halk oyunu oynadım yıllarca. Çok yani ciddi aktif oynadığım için çok yüksek enerji harcıyordum. Ama üniversiteden sonra iş hayatına girince birdenbire mesela fiziksel aktivitem durdu. Ne yapacağımı bilemedim. İşle beraber nasıl yapacağımı bilemedim bir dönem. Yani yaklaşık 2 yıl falan adapte olamadım hiç. Ve o dönemde mesela biraz kilo da almıştım. İlk etapta biraz zorlanabilir kişi ama sonrasında eğer şey yapıyorsa, hayatına katmayı başarıyorsa gerçekten çok keyifli ve güzel. İnsanı çok iyi hissettiriyor, uykusunu çok düzenliyor, kilo kontrolünü kolaylaştırıyor. Çok 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 güzel bir şey. Ve mutluluk veriyor insana bir süre sonra. Kesinlikle öyle. Ama biraz sadece işte o yapmaya başlamak, o eğilimi gerçekleştirmek biraz zor. Ama ben eminim ki onu bir düzene oturttuktan sonra çok da kolay çok gelecektir. Daha. Hemen burada bir şeye böyle konuyu böyle bölmek istemiyorum ama aklımda çok az bir süresi kaldı. Mutfağa geçmeden önce sen söylemek istedik. Metabolik sendromu birazcık girmiştik ama çok da konuşamamıştık. Metabolik sendromu hemen geri döneyim istiyorum Mevacığım. Çok ufak da olsa ben bir bilgi vereyim. Özellikle metabolik sendromun tanı kriterlerinin arasında bel çevresi ölçümü var. Bel çevrenizi yani izleyenlerin herkesin ölçmesini istiyorum. Nasıl biraz önce kilomuz böyle boyun karesi yaptık ve beden kitle indeksimize baktık. Şimdi 90-60-90 da. Onunla alakalı değil. Aklıma o geldi. Erkeklerde bel çevresinin 102 santimden fazla olması, kadınlarda 88'in üzerine çıkmaması önemli. Metabolik sendromu. Erkeklerin 102'nin üzerine çıkmaması. Emre'cim, Emre şefim sen de 102. Bir sonraki programa kadar bel çevreni ölçer misin acaba? Bel çevrem 101. 102. Evet. Sınıf. Görüyorsunuz. 102 evet. Yeni sınıf. Kıyafet diktirdiğim için biliyorum. 10 numara. Çok güzel bir örneksiniz. trigliserit değerlerinin 150'nin üzerinde olması kadın ve erkeklerin. İyi kolesterol dediğimiz HDL, halk arasında hayırlı kolesterol deniyorum bu arada kendisine. Evet. HDL olduğu için, ismi H ile başladığı için. İyi kolesterolün erkeklerde 40'ın altında olması, kadınlarda 50'nin altında olması, metabolik sendromdan yakalanmamak için gereken verileri söylüyorum size. Kan basıncının 130'a 85'in üzerinde olması ve açlık kan şekerinin 100'ün üzerinde olmasını istiyoruz. Metabolik sendrom için. Eğer bu değerler oynadıysa ve bu değerler bu beklenenlerin hepsi üzerindeyse, bu söylediklerin hepsi üzerindeyse o zaman metabolik sendrom için bir soru işareti konulmuş demektir. Bu bilgiyi verebilirim size. Bunun haricinde metabolik sendromdan kurtulmak için yine sağlıklı beslenme çok önemli. Obeziteden kurtulmak çok önemli. Kısır bir döngüdür. Tansiyon, kan, yani diyabet ve obezite birbirine girmiş haldir ve kalp damar hastalıkları damarlardaki kan kolesterol değerinin yükselmesi, kan trigliserit değerinin yükselmesiyle de eşlik eder. Bu değerlerin hepsi birbirine girmiştir. Ve buradan kurtulmak için bu bir şey döngü. İçinden çıkılamaz, bir noktasından yakalanamaz bir döngü gibidir. O ipi böyle bulup da yakaladığınız anda bir anda çözülür. O yüzden kilo vermek en temel faktör. Oradan yakalamak gerekiyor. En doğru yakalanacak noktası orası. O yüzden de sağlıklı beslenmeye başlaması gerekiyor. Metabolik sendrom tanısı alan kişilerin buna çok dikkat etsinler istiyorum. Yani biz aklıma de böyle sağlıklı beslen, yani diyetten falan bahsediyoruz. Sonra program bitiyor. Hapur hapur yemek yiyoruz. Emre kolay gelsin. Bitmek üzere değil mi yemek? Artık tatlı yapıyorum. Tatlı zaten 2-3 dakikada hazırlanıyor. tatlı malzemelerini hemen bir anlatmak istiyorum izleyenlere. bir çay bardağı kadar toz şeker, bir yemek kaşığı un, yine bir tatlı kaşığı kadar nişasta kullandım. Ve bir su bardağı kadar da su kullandım. Ceviz de en son biraz içerisine biraz da üzerine dökeceğim. Bizden bütün kaldıysa ara ara yönetmenim ve ben çimdikliye cevizlerimi yediniz. Tereyağı hariç bütün malzemeleri bir yerde güzelce karıştırıp tereyağını kızdırıp üzerine dökeceğim ve kıvamlandıracağım. Tatlımız bu kadar basit bir tatlı ve harika bir lezzeti var. Birazdan tabii siz de tadarken
Bunu göreceksiniz. Böyle tereyağını köpük hale geldikten sonra şekeri bu karışımın içerisinde iyice çırpıp eritiyoruz ve tereyağının içerisine döküyoruz. Kıvamlanana kadar pişiriyoruz. Zaten çok kısa sürede kıvam aldığını görecek izleyenler. Emre, bu kilo yapar mı şeker, tereyağı? Yani bunun kilo yaptığını biliyorum. Ben size yapıyorum, yemeyeceğim zaten. Sen yer misin? Emre Şef yalnız çok güzel bir diyette şu anda. Hani onu, bu anlamda takdir ediyorum. Şöyle, bunu hemen yer misin diye sorduğun gibi aklıma gelen şeyi söyleyeceğim. Şeker hastalarında bile, şeker hastalarında hiç şeker yenmeyecek diye bir kaide yok. Sıfır şeker diye bir kuralımız yok. Tip 1 diyabet bile olsa, yani insüline bağımlı da olsa, insüline bağımlı olmayan şeker yani tip 2 de olsa %5 normal total enerji alımının %5'i kadar şeker tüketebilirler. Yani nedir? 2000 kalori günde alması gerekiyorsa bunun %5'ini, diyelim ki %5'ini hesaplayamadım şu anda, sevgili yönetmenim söylerse 2000'in %5'i kaç? O miktarcı, o kalori kadar şeker alabilirler. Dolayısıyla da herkesin bir miktar şeker yeme hakkı aslında var. Ben de mesela şimdi az miktarda tadarım tabii ki. Fakat oturup da bu çok güzelmiş bir tane daha yiyeyim. Çok güzelmiş bir tane daha yiyeyim. Ya Mevacığım, bir tepsi baklava yiyor kişiler yani. Ya hiç sorma. Ben de yiyorum. O yüzden konum baklava olduğu zaman hemen kapatmaya çalışıyorum. Yani bir tepsi olmasa bile böyle bir tepsinin %25'ini bir anda yok edebilirim. O kadar. Evet. Şimdi izleyenlerimize yemeklerin listesini bir kez daha gösterelim. Biz de yavaş yavaş Emre'nin yanına gidelim. He? Evet. Emre, geliyoruz. Cevizli hasuta hazır. Çok değişik bir kıvamı oldu. Evet. Jöle gibi oldu. Jöle gibi. Dediğim gibi işte Erzurum yöresinde bu hasuta gayet bilinir. İzleyenler de vardır mutlaka. Doğru yaptığımı düşünüyorum. Onlara da ayıp olmasın tabii. Bak, annemden bir mesaj gelmiş. Hasuta için mi yazmış bilmiyorum. Eskiden hastalara yapılırmış iyileşsin diye. Evet, un bulamacı Osmanlı mutfağında hastalara yaparlarmış. Çok doğru bir bilgi. Bir diğer adı da hastaymış. Hasuta. Doğru. Ya ondan aslında hasuta. Mesela enerji değeri yüksek bir gıda oluyor. Un, yani unla yapılanı dedin değil mi Emre? Evet. Un ve nişasta var içerisinde. Un ve nişasta var içinde. Dolayısıyla enerji miktarı yüksek olunca hastalıklarda genelde enerji açığı ortaya çıkar. Vücut daha fazla enerji ihtiyacı vardır ki kendini onarabilsin. Çok mantıklı tabii geçmiş zaman için. Evet. Şu anda farklı yöntemleri kullanabiliyoruz tabii. Çok da güzel görünüyor. Emre, pişti mi? Evet. Sarmalar. Sarma da hazır. O da vişne suyuyla pişti tabii. Gördüğünüz gibi bu kadar kısa sürede. Eli yanmasın, dikkat et. Yok yok. Muhteşem Türk mutfağı yemeklerini neden işlemeyiz bilmiyorum. Yani Facebook akımına neden acaba kapılıyoruz? Neden kapılıyoruz? Böyle basit ve bu kadar muhteşem yemeklerimiz varken. Şimdi benim merak konusu. Çok güzel gözüküyor. Sonra ben bütün ekibi stüdyoya bekliyorum, sevgili reji ekibini ve özellikle benim kendi ellerimle sardığım sarmalardan birini yönetmenimiz Mustafa Mescioğlu'na, diğerini ise teknik yönetmenimize Mehmet abiye yedireceğim. Ama yarın programı çekmeye insan kalmadı ya. Mustafa abi, çok teşekkür ediyorum. Artık programımızın sonuna geldik. Birazdan tadacağız. Emre, atladığımız bir şey var mı yemeğin yapılışıyla, tarifiyle ilgili? Yani içerisinde biraz ben yine söyleyeyim.
Vişne suyu da ekledim. Vişne tanesi, vişne suyu. Vişne suyunu böyle marketten alıp şeyde paketlerden onlardan dökmekten yani mi bahsediyorsun? Çok tavsiye etmem onu. Ben kendi vişnemin suyunu, ben vişneleri alıp önceden donduruyorum kışın kullanmak için. Buzluydu sabah geldiğimizde. Evet, buzluydu gördüğün gibi. Onu ben dondurucudan çıkardım. Onun kendi suyunu döktüm. Nasıl yapıyorsun? Süzüyor musun? Kaynatıyor musun? Zaten suyuyla birlikte önce yok. Çekirdeklerini çıkardıktan sonra bir miktar sıkıyoruz. Kendi suyunu akıtıyor. Suyuyla birlikte buzdolabı poşetine koyup donduruyoruz. Formülü burada sıkmak evet. Anladığım kadarıyla. Onu tamam. Biz zaten dolaptan çıkardığımız zaman çözülüyor. Hem suyunu hem kendisini elde etmiş oluyoruz. Böyle yemeklerde ben çok kullanırım. Vişne kebabı da var bilirsiniz yine Antep mutfağında. Oo, ne zaman yapacağız? Vişne kebabı yapalım ya. Önümüzdeki hafta içi yapalım. Kebap deyince benim anılarım açıyor. O da çok güzel gerçekten, harika bir yemeğimiz. Bu arada o yemek Antep'i gastronomi kenti seçti. Soğan kebabı ve vişne kebabı. O da çok önemli bir yemeğimiz, onu da işleriz. Yani vişnenin suyu ve kendisi çok faydalı zaten. Gözlem hocam da çok iyi bilir. Evet. Böyle yemeklerde kışın kullanılırsa... Ben çok daha keyifli tatlar elde ederiz. Çıkarayım. Tatmak ister misin Gözlemciğim? Hangisinden tatlasam acaba? Yani gerçekten acaba? İkisi de o kadar güzel gözüküyorlar ki. Ben vişneli lahana sarmasını tatmayı aslında çok istedim. Tabii. Çünkü söyledik ki tatlıda çok fazla enerji var. Çok bir an fazla gözüm korktu. Var senin gözün. Haklısın. Tamam. Gerçekten ben Suriye'de bir dönem Suriye'ye gittiğimde vişne kebabı yemiştim. Çok aslında da beğenmiştim. Suriye mutfağının evet gerçekten. Halep mutfağındır. Halep'te yemiştim ben de. Gerçekten muhteşemdi. Çok güzeldi. Şimdi vişnelerin zaten tadından da anlayacaksınız hocam. Tamamen mevsiminde alıp dondurulan vişneler. Bu kadarı yeterli Emre. Sonra tekrar koyarız. Evet. Doğru. Biz konuya daldık. Gözlerimde gözünü korkutmayalım. Çok yiyip de ondan bu da seni sardın sanırım. Bak evet. bir şekilsizlik var evet benim. O zaman güzel kokularını da evet gerçekten koklayarak. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Teşekkür İyi ki geldin. Çok güzeldi. Çok keyifliydi gerçekten. Olsun. Bir yandan da zayıflama maceranın da devam ediyor olmasından dolayı Emre Şef'in. Evet. Çok güzel oluyor gerçekten. Aslında oradan... korkuyorum. Eski kilolarıma ulaşır mıyım korkusu olduğu için sıkı bir diyet yapıyorum şu anda. Çünkü ulaşmak istemiyorum. Harikasın. Diyorum o zaman. Afiyet olsun. Emre ellerine afiyet sağlık. Afiyet olsun. Çok sıcak teşekkür mı? Ediyoruz. Efendim kapatıyorum programı, rahat rahat yiyelim diye. Hayatın tadının sonuna geldik efendim. Yarın yeniden karşınızda olacağız. İyi günler.